Selam arkadaşlar 20 bin hoş geldiniz. Bu videoda sizlere fortnite'ta bedava kostüm nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu videonun benzerini tekrardan çekmiştim biliyorsunuz. Ee, yorumlardan arkadaşlar şu programı indirebilirsiniz programı indirin kurun ee, yorumlarda linki var. Sonrasında tekrardan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunu önceden göstermiştim biliyorsunuz fakat işte link kırık vesaire vesaire diyenler olmuş ve e, yapamayanlar olmuş. Bu yüzden tekrar gösteriyorum. Şimdi link kırık diyenler için arkadaşlar aşağıdaki linkten indiremezseniz farklı bir tarayıcıdan yani Google Chrome kullanıyorsanız internet explorer'dan veya Mozilla'dan vesaire vesaire işte farklı bir tarayıcıdan e, gizli sekme açarak tekrardan indirmeyi deneyin muhtemelen olacaktır. Olmazsa da e, çerezlerinizi, geçmişinizi falan bir temizleyin, e, uzantıları falan bir kaldırın veya işte devre dışı bırakın. O şekilde tekrardan indirmeyi deneyin. indirenler hani genelde bir problem almıyor. Fakat problem alıyorsanız bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapımına geçelim. Ben size diyorum hani yapamıyorsanız programı son sürümle güncelleyin diyor. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce sezon 7 geldi ve sezon 7'de 7 ile alakalı bir büyük bir peç geldi. Sonrasında zaten programa yeni bir güncelleme geleceği kesin. Ve hani güncelleme geldi. Şu anda bakın programı ilk defa sizinle beraber açacağız ve Fortnite'ı e, Fortnite'ın işte skin değiştirme programını güncelleyeceğiz arkadaşlar. E, program yorumlarda linki var arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Sonra şöyle indiriyoruz. Bakın açıyoruz yani. Tıkladım. Bakın yönetici izni istiyor. Veriyorum. E, herhangi bir Doğrulamadan önce veya güncellemeden önce konfigi resetleyin diyor. Bu ban riski olduğu için bunu yaparsanız banlanma ihtimaliniz kalmıyor. O yüzden bu şekilde diyor. Fakat isterseniz yapmayabilirsiniz. Çünkü ben ban riski olduğunu düşünmüyorum. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi direkt bak direkt karşınıza Fortnite'ın 7.0 diyor. Yani 7. sezon. Bakın Epic Games'in şeyiyle aynı, güncellemesiyle aynı. Bakın en son 6.31 varmış. 6.31 6. sezonun 31. peçi gibi bir şey. O şekilde düşünün. 7. sezon geldiğine göre e, skin changer'ın 7. sezon versiyonu hazır diyor burada. Bilgisayarınızda bu kurulu diyor. Güncellemeyi kurmak istediğine emin misiniz diyor. Ya geç deyip programa devam edebilirim ki böyle derseniz muhtemelen hata alırsınız. yüzde 90. Bu yüzden güncelle diyorum arkadaşlar. Çok basit bir e, güncelleme yapıyor burada. Zaten çok az sürüyor iki dakikada iki dakika bile değil on saniyede güncelleyecektir zaten hata alanlar için e, nasıl yapılacağını göstermek için videodan önce güncellemedim ben bunu sizinle beraber güncelliyoruz hem bu şekilde e, olabilecek sorunların önüne geçersiniz hem de işte yeni kostüm kazma vesaire falan geldiyse programa oradan e, bakabilirsiniz arkadaşlar şimdi şu güncellensin ben de size programı göstereyim neler gelmiş bitmiş ben de bilmiyorum burada indiriyor ee, yine aynı uyarıyı verdi ve gördüğünüz gibi programa girdik arkadaşlar. Bakıyoruz. Yeni gelen bir kostüm yok. Buradan yine aynı kostümleri alabiliyorsunuz. Merak etmeyin nasıl alındığını da göstereceğim. Kazmalara bakalım. Yeni gelen bir kazma yok. Yine aynı şekilde. Ee, sırt çantalarına bakıyoruz. Yine yeni gelen bir sırt çantası yok. Glider'lara bakalım. Yeni gelen bir glider yok. Evet. Sonra emotlara bakalım. Emotlarda da değişen bir şey yok arkadaşlar. Bu sadece... Sezon 7 geldiği için değişen bir güncelleme olmuş hata almamanız için Gördüğünüz gibi sol alttaki ayarlar düğmesine tıkladığımda burada yeni bir sürümün olmadığını görüyoruz Yeni bir sürüm daha olsaydı şurada zaten yazacaktı ee, Şurada reset config file'ın üstünde zaten e, diyecekti hani yeni bir e, patch var güncelleyin diye Zaten siz programa girdiğinizde karşınıza hani güncelle vesaire yazısı çıkmazsa Sol alttan ayarlara tıklayıp buradan güncelleye basabilirsiniz işte e, bu şekilde arkadaşlar şuradan da pack files location'dan da e, kendi pack file'ınızın bulunduğu böl e, bölümü seçmeyi unutmayın. Okul eseri seçmeyi unutmayın. E, olabilecek sorunların önüne geçmek için. Dediğim gibi bunları da yaptığımıza göre artık kostüm alabiliriz arkadaşlar. Kostüm almak için şöyle yapıyoruz. E, istediğiniz kostüme tıklıyorsunuz. Mesela buradaki kostüm. E Diyelim Gold Trooper istiyorum veya Renegade Rider herhangi birisinden göstereyim. Tıkladım. Gördüğünüz gibi burada Redline'in ikonu var. Yani sezon 5'teki motorcu kızın. Ee, bu e, kostümün sizde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bu kostüm sizde varsa eğer e, Red, e, Renegade Rider'ı bu kostümün yerine alıyorsunuz. Bu kostüm gidiyor yerine Renegade Rider geliyor. Bunun olayı da şöyle: Siz bu kostümü kullanıyorsunuz, diğer oyuncular sizi bu şekilde görüyor ama siz kendinizi Renegade Rider olarak görüyorsunuz. Sebebi ise hani siz bu kostümün hani dosyalarını Renegade Rider'la değiştiriyorsunuz. Convert derseniz eğer e, Redline Renegade Rider ile değişir. Revert derseniz tekrar eski haline döner. Yani Renegade Rider gider tekrar Redline yerine gelir. E, çok basit bir işlemle bunu yapabiliyorsunuz. Hani bunu yapmadan önce arkada Epic Games client Fortnite falan kapatın. Açıkken yapamazsınız. Bakın arkada hiçbir şeyim açık değil Fortnite ile alakalı. Kapattım ve işte direkt Convert dediğim zaman şu anda göstermeyeceğim ama bu Redline'ın yerine gelecek. Bende Redline kostümü olduğu için e, diyelim hani sıkıldım Veya hani şey yapmak istiyorum geri vermek istiyorum Revert dediğimde ise Tekrardan Renegade Rider gidip yerine Redline Tekrardan geri gelecektir arkadaşlar Mesela burada Ginger Gunner var. Bakın Ginger Gunner da aynı şekilde Redline ile yapılmış. Burada iki tane Redline ile yapılan kostüm var. Bunların ikisini aynı anda alamazsınız arkadaşlar. Baga girer birbirine girer. Ee, oyuna giremezsiniz. Girerseniz de zaten kostümler bağlı gözükecektir. O yüzden hani bunu yaparken e, iki tane kostüm aynı anda almayın. Bakın zaten burada kostüm size de olup olmadığı diyor biri redline'da yüklüyken diğerini redline'a e yüklemeye çalışmayın. Mesela burada finest finisher var. Bakın Valor'a yapılıyor. Valor kostüm sizde varsa finest finisher alabilirsiniz. Aynı anda iki tane Valor'a yapılabilen kostüm yoksa bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Burada Red Rose Rider var. Bright Bomber'ın üstüne yapılıyor. Bunlar full skinler bu arada. Bunu aldığınızda herhangi bir bug olmadan tamamen hepsi geliyor. Kaskı ile vesaire, vesaire işte anladınız. Gold Trooper var burada. Whiplash'ın üstüne yapılıyor. Taksinin üstüne yapılıyor arkadaşlar. Ee, sonrasında Recon Expert var. Bakın bu da Redline'ın üstüne yapılıyor arkadaşlar. Bu yüzden hani 3 tane skin de Redline'ın üstüne yapamazsınız. Bir tane yapabilirsiniz sadece. O yüzden eğer bir Diyelim Ginger Gun istiyorum ben ama Renegade Rider yüklüyse eğer bende önce onu geri vermem sonra Ginger Gunner'ı almam lazım onları karıştırmayın sakın ee, problem çıkmasın sonra nogops var yine burada redline e yapılıyor. sonrasında işte burada yeni gelecek skinler için şöyle bir alan yapmışlar onu geçelim kazmalar var arkadaşlar burada sesleriyle beraber geliyor e, rider revenge var buradan balon kazması yeni alabiliyoruz burada site var e, işte ne oluyor tırpan var işte reaper e, şeyin yerine lagexin al yerine alabiliyoruz şuradaki kazmanın yerine alabiliyoruz kendi Cane var. Bunu da lollipop'un yerine alabiliyoruz arkadaşlar. Yine e, hani ışıklarıyla her şeyle beraber geliyor buradakiler. Sesiyle beraber vesaire. Bunlar da aynı şekilde. Sonra Backlink'ler var. İşte sırt çantaları var arkadaşlar. Burada e, Black Shield'ı bunun yerine alabiliyorsunuz. Şöyle sırayla ben size göstereyim. Neyin yerine hangi kostüm alabildiğinizi. E, buradaki şeyler sizde yoksa arkadaşlar alamazsınız. O yüzden onlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi burada Omen Cape'i bedava bir pelerin yerine alabiliyorsunuz mesela. onlarda da ...dikkat edin... Ee, ...yani oyuna para yatırmak zorunda değilsiniz... ...illa bunları almak için... ...buradaki bedava şeyler yanında alabilirsiniz... ...bakalım başka yok... evet ...sonrasında glider'lara geçelim... ...burada mako var oyunun en değerli en nadir... E, pe, ...şeyi paraşütü... ...şunun yerini alabiliyorsunuz... ...sonra burada e, aerial assault van var... E, ...sezon 1 season shop'ından... ...cozy coaster var şu an markette... E, ...eskilerden yine bir şey... E, buradaki şeyin yerine geliyormuş arkadaşlar sonrasında danslar var ben en çok kostümler ve dansları kullanacağınızı düşünüyorum şöyle bir dansları göstereyim Bu onun yerine floss alıyorsunuz livingler için yerine popcorn alıyorsunuz arkadaşlar e, bu şey dansların da size bulunması gerekiyor bu dansları e, buradaki yaptığınız her şeyi arkadaşlar e, siz görebilirsiniz arkadaşlarınız veya oyundakiler göremez haberiniz olsun e, grove jam yerine true hearts alıyoruz buradan e, warm yerine RunningMan Running Man. Hayır Running Man yerine form alabiliyoruz buradan. Take the L yerine eee it emotunu takaslıyoruz. Deb yerine de Orange Justice emotunu alabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekildeydi. Eee değil mi? Aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Program benim değil. Dark Souls diye biri yapmış. Ben zaten bunların kodlarını e, hani kanalımda paylaşıyorum. Yine de gidip benim e, şeyimden de izleyebilirsiniz kodlarımı. Bazıları yapamayacaklar için arkadaşlar bunları yaparsanız herhangi bir hata almazsınız. E, önceki bedava kostüm alma videomda gösterdiğim gibi bunlar oyunda tamamen çalışıyor. Yapamazsanız sizde hata vardır. Bunu unutmayın. Ben zaten oyunda da kullanıyorum zaten bunları. Ban riski soracaklar içinse ban riski yok. Fakat hani siz yapmak istemiyorsanız yapmayabilirsiniz. O sorun değil. Ee, ben sadece kendimde kullanıyorum hani bunları. Banlanacak olsam şu ana kadar da banlanırdım. Bende de zaten bazı şeylerden ma var. Mako falan var. Orijinali ama şey değil. Kod değil. Normal mako. Orijinal olarak var. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımda bu tarz bir sürü içerik var. Bu yüzden hani Gidip onları da izleyebilirsiniz. Bu bedava kostüm alma tarzı veya bir sürü Fortnite ile yararlı bilgi içerisinden. Bu Fortnite Skin Changer programında yorumlardan indirebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.